yarın görülecek. Gezi davası 7. duruşması ve yargılananlardan bir tanesi ağırlaştırılmış müebbet talep edilen Mücella Yapıcı Taksim Dayanışması'ndan şu anda telefon hattımızda. Günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Gezi davası yarın görülecek. Yine davaya Evet. hazırlanıyor. Avukatlar ve sizler hakkınızda ağırlaştırılmış müebbet talep ediliyor. Fakat siz Evet. mütalayı kabul etmiyoruz dediniz yaptığınız açıklamalarda. Yarınki duruşmaya yönelik nasıl bir öngörü var ve siz nasıl bir çağrıda bulunmak istiyorsunuz? Valla ben iddianameyi kabul etmiyorum. Yani mütalaa zaten iddianameden kopya alınmış ve bütün söylenen süreçlerin hiçbirini dikkate almamış. Garip bir hal. Yani bu dava zaten biliyorsunuz bir katili, tescilli katili, Ali İsmail'imizin katilini mağdur kılan akıl sağlığından yoksun birini de tek tanık kabul eden bir saçma sapan iddianame başından beri. Benim için üstelik de aynı fezlekeyle, aynı tarihteki hukuksuz dinlemelerle ve iddianamede yazdığı gibi Fethullahçı şeyin savcının hazırladığı bir iddianameyle ben ve arkadaşlarım suç örgütü lider olarak yargılandık ve 2015'te beraat ettik. Söylenecek bir şey yok yani. O şey hukukun temel kuralıdır. Bir insan aynı fiilden ötürü insanlar ikinci kez asla yargılanamazlar. Haklarında iddianame bile hazırlanamaz. Onu bırakın işte tutuklu içeride Osman Kavala var. İşte Yiğit Aksakoğlu var, bizim üçümüzü aldılar. Yani bizim Gezi'nin ne Osman Kavala ne de Yiğit Aksakoğlu'yla Taksim Dayanışması'nın en ufak ilgisi yok. Yani onlara da yazık. Bu sadece sanki bir garip intikam davası gibi görünüyor ama bir yandan da bilemediğimiz Gezi'yi kriminalize etmek. Gezi sanki saçma sapan bir dış güçlerin oyunu, fon örgütlerinin işi gibi göstermek gibi. Milyonlarca insanın çabasına, bu şiddete hem kent üzerinde hem insanlar üzerindeki olağanüstü şiddete karşı çıkan, itiraz eden ama bunu da gerçekten şiddet kullanmadan yapan, ama aşırı bir şiddetle karşı kalmış bir Gezi'de olan tüm insanların, Türkiye'nin 80 ilindeki her insanın hakkına saygısızlık olarak görüyoruz. Gerçekten budur. Yani eğer Türkiye bu kadar onur verici, Türkiye'nin toplumsal mücadele tarihinde kentine, hayatına, mahallesine, ağacına, özgürlüğüne sahip çıkmak için ortaya koyduğu, şiddete karşı olarak ortaya koyduğu şey hala 6 sene geçtikten sonra hala başka şeylerle yok kalkışma yok diye lanse etmeye kalkıyorsa yazıktır, günahtır yani gerçekten yazıktır. Ben utanıyorum bu hukuk sürecinden bir Türkiye aydını olarak. Evet, Bunu hak etmedik hiçbirimiz. hukukun Hiçbirimiz. bu türlü işleyişinden utanıyorum dediniz. Fakat bir taraftan da bir dayanışma örgütleniyor. Aydınlar, sanatçılar, yurttaşlar hepimiz Gezi'deydik diye açıklama yapıyorlar. Evet, biz de Gezi'deydik diyorlar. Bu dava hepimizin diyorlar ve bu Evet, çünkü suçun Gezi'nin size... ne bir yönlendiricisi vardır. Gezi'nin ne bir Fransızı vardır. Her bir gezici kendi kendine zaten gezidir. Yani bunu görmüyorlar mı? Allah aşkına Gezi'de kaç polis yaralanmış? Kaç polisi kaybetmiş? Ne olmuş? 8 tane canımızı, çocuğumuzu kaybetmiş. Ne 8'i? Unutuyoruz bir sürü gazdan sonra ölen insanları, Mehmet İstikleri falan.
Bununla birlikte yaralananlar Kız hayatına gitti, engelli şekilde gözünü devam kaybetti. edenler. Hayatını kaybetmek demektir gözünün nurunu kaybetmek. Yani bütün bunlar ortada dururken ne olduğunu bilemediğimiz bir hesaplaşma üzerinden. Hem işte sivil toplumu bir yandan STK'ları yok etmek, bir yandan bizim gibi bir STK değiliz, siz kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü çalışanıyım ben. Hem bizleri korkutmak, hem bizim üzerimizden toplumu korkutmak. Yani bunu anlamak mümkündür. Ya kurulun, hukukun en ufak bir kuralına uymayan bir hukuk insanı olur mu? Son mahkemede bu ülkenin yetiştirdiği en iyi avukatlar konuştu, hocalarımız konuştu, baro başkanları konuştu. Bir şeyinden, virgülünden bile etkilenmeyen bir mahkeme heyetine karşı karşıya. Evet. Bir virgülünden dahi etkilenmeyen, dinlemeyen, hükmü verdiği anda kaçan, kararı verdiği anda. Ben gerçekten onlar adına üzülüyorum. Öyle bir meslek insanı olmaktansa mesleğimin gereğini, insanlığımın, aydınlığımın, kentli olmanın, yurttaş olmanın gereğini yaptım diye, bana anayasanın verdiği hakkı kullandım diye müebbetle yargılanıp müebbeten içeride ölmeyi tercih ederim. Evet, dava yarın görülecek. Bu hukuksuzluğu değerlendirdiniz. İntikam davası diye adlandırdınız. Bir de çağrı yapalım. Yarın çok sayıda yerden araçlar kaldırılacak. Bu davayı takip etmek üzere yurttaşlar da orada olacak, değil mi? Siz hatırlatın istiyorum davayı, yerini, saatini ve nasıl gidilebileceğini. Valla onları bilemiyorum ben. Yayınladığı Taksim dayanışması. Çoğu yerden otobüs kalkıyor ama hakikaten bilmiyorum. Orada yargılanan biz değiliz. Orada yargılanan Türkiye'nin geleceği, gençleri, aydınlık yarınları, adaletli bir Türkiye'ye kavuşma umudu. Bütün bunlar yargılanıyor. Onun için yargılanan biz değil, hepimiziz. Onun farkında olarak davranılması, ben olsam öyle davranırım. Kimseye gelin diyemem. Evet, bir. Herkesin işi var, gücü var. Evet. Hiç önemli değildir. Ama şudur, hakikaten bu davanın esasına yönelik basının ve sosyal medyanın artık davaya yönelik, bunun bir gezi davası olduğunu biraz daha farkına varmış lazım.